Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Hepiniz hoş geldiniz. Kısaca ben kendimi size tanıtayım. Autodesk Community Türkiye topluluğu bünyesinde 3D Max programında eğitimler veriyorum. Yaklaşık olarak bir 15 sene yakın sürede 3D Max'ten haşır neşirim. Birçok eğitim hazırladım. Eğitim videoları hazırladım. Yakın bir zaman içerisinde de kitabım çıkacak. Bu seminerimizde de sizlere bu 3D Max 2016 versiyonu ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Size yenilikleri göstereceğim. Programımız içerisinde ne gibi yeni özellikler eklendi, kullanıcı dostu özelliklerden modelleme tarafı, render işlemleri tarafı, sonrasında tasarım tarafında 3D Max 2016'da size ne gibi yenilikler geldi, ne gibi kolaylıklar sağlandı. Seminerimizde size bunları elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Ayrıca Autodesk'in dünya genelinde sınırlı sayıda kullanıcıya vermiş olduğu Expert Edit ünvanına sahip Türkiye'de iki kişiden birisiyim. Bu anlamda da globalde de birçok İngilizce olarak makalelerim ve derslerim mevcut. Şimdi yavaş yavaş programımıza başlayalım. Ne gibi yeniliklerimiz var? Size en popüler olan 10 özelliği anlatacağım arkadaşlar. Başta şunu söylemek gerekirse bildiğiniz her şeyi unutun. Bir önceki 3D Max versiyonla da kullanmış olduğunuz tüm özellikleri unutun. 2016 versiyonu ile bunların hemen hemen hepsi değişti. Öncelikle daha önceki 2015 versiyonu, 2014 versiyonu olsun 3D Max'i kullanmak istediğiniz zaman ve Autodesk tarafından da piyasaya sürdüğü zaman iki versiyon halinde sizlere sunuluyordu. Tasarım ve modelleme olarak iki seçeneği vardı 3D Max'in. Artık iki seçeneği yok. Tek bir sürüm olarak sizlere sunuluyor. Tabii bu özellikler kalkmış değil. Sadece tek bir başlık altında toplandı. 3D Max'i 2016 versiyonunu ilk olarak bilgisayarınıza kurduğunuz zaman kurulum işleminden sonra çalıştırdığınızda size iki tane seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden birisi tasarım mı yapmak istiyorsunuz yoksa sadece modelleme mi yapmak istiyorsunuz? Yani klasik modu mu kullanmak istiyorsunuz diye soruyor. Tabii ki ikisi arasında farklılıklar var. Siz tasarımı seçerseniz birçok özellik aktif hale geliyor. Hem tasarım yönünde iç mekan tasarımlarda ve dış mekan tasarımlarda yapacağınız tasarımlarda birçok özellik çıkıyor. Populate özelliğini bilirsiniz arkadaşlar. Modelleme seçeneği ile 3D Max'i çalıştırırsanız Populate özelliğini kullanamıyorsunuz. En basit örnek bunu verebilirim. Ama kullanmak istiyorsanız da bunu Autodesk'in 3D Max Store dükkanından ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Bu şekilde Populate'i kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 3D Max 2016 versiyonunda toplam olarak bugün size bahsedeceğim 10 adet konu başlığı var. Şimdi bu konu başlıklarını sizlerle paylaşayım. Birinci olarak programı size genel olarak bir tanıtımını yapacağım. Sonrasında 3D Max ile gelen render motorları diyeyim. Render motoru demiyoruz artık. Render motorları diyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında 2016 versiyonunda gerçekten çok iyi güzel bir özellik olan Cloud Render arkadaşlar. Bu başlı başına program içerisindeki devrim gibi niteliklerden birisi. Sizi render sorunlarınızdan kurtarıyor. Tabii artıları var, eksileri var. Bu kullanıcıdan kullanıcıya göre değişebilir. Sonrasında A360 kullanımı var arkadaşlar. Autodesk'in 3D Max ile beraber kullanacağınız bulut servisleri var. Sonrasında bu çok büyük bir yenilik olan kamera scrunch özelliği var arkadaşlar. Özellikle animasyonlarınızda
Üzerinizden bayağı bir yük alıyor. Üçüncü parti yazılımlara gerek duymuyorsunuz. Adobe After Effects ile arasındaki uyum çok iyi, sorun yaşamıyorsunuz. Sonrasında yeni bir kameramız var arkadaşlar. Fiziksel kamera. Ondan sonra aslında bir yeni kameramız daha var. Bu da stereo kamera arkadaşlar. Önceki versiyonlarda 3D Max arkadaşlar iki tip kameramız vardı. Target ve Free kameralarımız vardı. Buna biz iki kamera daha ekledik. Fiziksel kamera ve stereo kamera. Sonrasında şu an ekranda görmüş olduğunuz startup templates'ler var arkadaşlar. Hazır template'leri var artık 3D Max'in. Gördüğünüz gibi toplamda 5 adet hazır template sunuyor. Tabi isterseniz siz ekstradan yine store'dan indirebiliyorsunuz. Ücretli olanları var, free olarak verilenler var. Sonrasında popülerite özelliğimiz var arkadaşlar. Modifier liste eklenen yeni komutlarımız var. Bunlardan en güzeli chamfer'da arkadaşlar. Editable Poly'de kullandığımız chamfer'ın sadeleştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Tabii ki quad chamfer mantığında çalışıyor. Bu modifier listemize eklenen daha birçok komut var. Birazdan hepsini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada yer alan 5 tane template'imiz. Zaten üzerine geldiğiniz zaman default olarak gözükür. Orijinal startup boş bir 3D Max ekranı açılıyor. Sonrasında dış mekan bir mimari bir çalışma ekranı size açıyor. HDR olarak bir dış mekan açıyor. Stüdyo sahnesi var. Hazır olarak sizin kullanımda sunuluyor. Bu obje bazlı ya da ürün bazlı tasarımlarınızı hazırlarken ve render işlemlerinizi yaparken kullanabileceğiniz hazır bir template. Her şey hazır. Işık, kaplama, materyallere kadar hepsi içerisinde hazır geliyor. Tabii sizin objenize kullanacağınız materyaller dışında. Sonrasında sample underwater diyor arkadaşlar. Bu da deniz, okyanus içerisini gösteren bir animasyon sahne. Burada da birçok özellik ve sahne tasarımlarınızı da bulabilirsiniz. Alt kısımda template, Open Template Manager var arkadaşlar. Buradan template yöneticisini açabilir ve template'lerinizi yönetebilirsiniz. Sonrasında Using Selected Template var. Yeni template'ler seçebiliyorsunuz. Buradaki Recent File kısmı arkadaşlar daha önceden kullanmış olduğunuz Max dosyalarınıza buradan en kısa bir şekilde erişim sağlıyorsunuz. Ve dosya arama derdiniz kalmıyor. 3D Max sizin için bunları hatırlıyor. Hemen bir sonraki kısma geçelim. Burada arkadaşlar Extend 3D Max görüyorsunuz. 3D Max'in desteklemiş olduğu platformlar var arkadaşlar. Özellikle hepinizin bildiği Script Spot artık Autodesk tarafından da desteklenebiliyor. Çünkü hazırlamış olduğu scriptler 3D Max ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Özür dilerim. Autodesk 360'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada size bulut üzerinde belli bir kullanım alanı verilerek orada dosyalarınızı kullanabiliyorsunuz ve render işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz defalarca sınırsız bir şekilde. Tabii bunların belli şartları var. Sonra Learn kısmımız var arkadaşlar. Buradan 3D Max'in resmi eğitim kanalı, neler yeni özellikleri var arkadaşlar. Örnek sahneler var. Burada kısaca birer dakikalık videolar halinde 3D Max'e gelen yeni özellikleri tanıtılmış. Tabii videolarımız İngilizce arkadaşlar. Şimdi bu ekranımızı kapadıktan sonra karşımıza artık ilk çalıştırdığınızda dörtlü bir şablon açılmıyor arkadaşlar. Direkt perspektif ekranı geliyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi obje lister kısmı standart olarak açık bir şekilde geliyor. Burada sahnenizde yer alan tüm nesne veya objelere direkt olarak müdahale edebiliyorsunuz. Tabii ışıklar olsun, kameralar olsun. Hepsine müdahale etme hakkınız var. Layer mantığında çalışır. İsterseniz height seçeneğine otomatik olarak buradan çıkan ampul işareti var arkadaşlar. İsterseniz hemen
Size kısaca göstereyim. Burada mesela sahnenize bir box oluşturduğunuz zaman hemen burada obje listelerde gözüküyor arkadaşlar. Bu kısımda açıp kapatmak gibi özellikler var. Şimdi kısa bir süreliğine box'ımızı kapalı tutalım. Görmüş olduğunuz gibi box'ımızın kenar kısımlarında artık böyle LED gibi parlak glow özelliğinde bir kontur çizgiler geçiyor. Şimdi bazı kullanıcı gruplarında 3DMAX forumları olsun, Facebook üzerindeki 3DMAX kullanıcı topluluklarında olsun arkadaşlar. Bu çizgilerin ne işe yaradığı, ne gibi kolaylıklar sağladığı tartışılıyor. Bazı kullanıcılar bundan çok rahatsız, bazılarına çok hoşuna gitmiş. Ama rahatsız olacak bir durumu yok. Çünkü çok büyük kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. 2015 ya da 2014 versiyonunu kullanan arkadaşlarımız bilirler. Mesela kalabalık bir sahnenizde bir obje seçmek istediğinizde ya da sahnenizde kadraj kısmına girmeyen kısımlarda objenizin kadraj dışındaki yerlere kaybolurdu. Hani ya da hiç girmeyen bir objeniz varsa onu o kısımda göremeyip müdahale edemezsiniz ya da seçme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Ama şimdi bu kenar kısımlarında gelen belirgin özellikler sayesinde artık objeniz ister kadraja girsin ister girmesin her şekilde objenize her türlü alana müdahale etme şansınız var, görme şansınız var. Birçok özelliği var. Şimdi burada perspektif kısmında arkadaşlar şu an safe frame'i aktif ettim. Kameramızı, gerçi kamera yok sahnemizde şu an perspektif kısmı var. Gördüğünüz gibi objeyi kadrajdan dışarı doğru çıkarttığım zaman objemizin ne kadarlık bir kısmının dışarıda olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir önceki versiyonlarda bu yoktu. Bu oldukça kullanışlı bir özellikler arkadaşlar. Başlarda garip gelebilir, birazcık yabancılık çekebilirsiniz ama kısa bir alışma döneminden sonra çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında arkadaşlar aranızda merak eden vardır. Şimdi 2016 için halen V-Ray render motorunun sürümü yayınlanmadı. Resmi bir sürüm yayınlanmadı ama siz bir önceki versiyonlarda çalışan V-Ray render motorunu 3DMAX 16'da 2016'da pardon rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada da zaten aktif olduğunu görebilirsiniz. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir render işlemlerinizde sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi modifier listemize gelelim arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi tıkladığımızda ilk modifier liste açtığınızda herhangi bir şeyli komut göremeyebilirsiniz. Bu göz aşinalığından kaynaklanabilir ama size kısaca şöyle göstereyim. Burada yeni eklenen chamfer komutumuz var. Sonrasında Chris komutumuz var. Chris set komutumuz var. Sonrasında biraz da aşağı Open Subdisk var arkadaşlar. Bu konu başlıklarında bahsetmedim ama iyi oldu denk geldiğimiz. Open Subdisk arkadaşlar tek başına da kullanılabilir. Adaptable Poly'nin yanında yardımcı bir komut olarak da kullanabilirsiniz. Mesela hemen seçtiğimizde gördüğünüz gibi objemiz üzerinde bir turbo smooth etkisi gibi bir özellik yaratıyor ama görevi bu değil. Görevi yumuşatmak. Ama özellikle poli ile bir objenizi modellerken bölgesel olarak yumuşatma işleminizi sağlıyor arkadaşlar. Burada zaten iterasyon değerini görürsünüz. Bu değeri ne kadar yükseltirseniz objeniz o kadar yumuşuyor, yumuşak bir hale geliyor. Tabii üzerindeki segment sayısıyla da alakalı. Bu kısımda kontrolleri var arkadaşlar. Mesh kontrolü var. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden konu başlığımızda çok biraz hızlı hızlı anlatmak zorunda kalacağım. Vakit problemimiz de var. Şimdi arkadaşlar hemen render menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Burada render menüsünde gördüğünüz gibi Render in Autodesk A360 komutunu görüyorsunuz. Hemen altında Open Autodesk A360 galeri. Render Setup ve Frame Window biliyorsunuz. Camera Scrunchers seçeneğimiz var. İndirek
İlluminasyon seçeneğimiz var, ışık analiz kısmı var.